Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, Büyükşehir Belediye'mizin ve Pazarcık Belediye'mizin kıymetli başkan adayları, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin değerli başkanları, yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız ve Pazarcık'ın gönlünde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan çok değerli yiğit insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok büyük bir acının, Cumhuriyet tarihinde bu ülkenin yaşadığı en büyük acılardan bir tanesinin birinci yıl dönümündeyiz. Ve Pazarcık'tayız. 81 ilde, Türkiye'deki bütün ilçelerde dün deprem olduğu saatte ve bugün öğlen depremin olduğu saatte saygı duruşları yapıldı, anmalar yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 947 ilçemizde geceliğin saat 4'ü 17 geçe ışıkları açtık. Saygı duruşunda bulunduk, anma töreni yaptık ve Türkiye'de 7 ilde, 7 bölgede, 81 ilde, 1000'e yakın ilçede Pazarcık depremi konuşuldu. Şimdi Pazarcık'tayız, günün sonunda acının merkez üstündeyiz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, tabii partimizin bir platformunun üstündeyiz, ilçe başkanlığımızın önündeyiz. Elbette Cumhuriyet Halk Partililer var, her siyasi görüşten insan var ve bugün öyle katı siyaset yapılacak bir gün değil. Çünkü çok büyük bir acının daha üzerinden bir yıl geçti, yaramız daha kabuk bağlamadı, her birimizin yüreğinde hiç değilse o bir mum ateşi yanıyor, yanmaya da devam ediyor. Öncelikle depremde Pazarcık'ta, Kahramanmaraş'ta, 10 ilimizde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Siz yakınlarına, arkadaşlarına, komşularına, hemşehrilerine başsağlığı diliyorum. Hala tedavisi süren yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum ve Allah bir daha ne memleketinize ne Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle büyük bir acı göstermesin diyorum. Elbette bu acılar yaşanıyor, geçiyor ama ders almak gerekiyor, unutmamak gerekiyor ve bundan sonrasında bunların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Başta hükümetin, sonra yerel yönetimlerin ve muhalefet partilerinin dahi üzerine düşen sorumluluklar var. Biz gördüğümüz eksiği söyleyeceğiz. Doğrusunu söyleyeceğiz. Nasıl olması gerektiğini söyleyeceğiz. İktidarın yapıp yapmadığını takip edeceğiz. Ama iktidar partisi de bunları yapmak durumunda. Nasıl bir iktidar döneminde gerçekleşti bu deprem? Bu deprem tam 21 yıldır iktidarda olan bir partinin, yürütmenin 21 yıldır başbakan olarak, son dönemde cumhurbaşkanı olarak başında genel başkanını bulunduran bir partinin, Türkiye'nin tarihi boyunca 79 yılda topladığı toplam verginin 4 katını toplamış bir iktidarın döneminde oldu. Deprem vergisi olarak toplanan paraların 1999 depreminde çıkan vergiyi özel iletişim vergisi diye kalıcılaştıran ve milyar dolarlarca bütçeyi toplayan ama depreme dirençli kentler yaratmak için harcamak yerine başka yerlerde bunu harcayan bir partinin döneminde oldu. Öncesinde ihmal çok. Buna hiç şüphe yok. İhmal olmasa
eksik olmasa bu kadar yıkım olmaz. Depremin hemen sonrasında gecikme büyük. Ben depremin günü 130 milletvekilimizi, o zaman grup başkan vekiliyim, diğer arkadaşlarımızla birlikte 10 ile dağıttık. Bir grup başkan vekilimiz Hatay'dan, bir tanesi Diyarbakır taraftan, ben de Malatya'dan başladık. Hızla taradık. Ben depremin ikinci gününde Nurhak'taydım. Nurhak'a ilk giden bendim. Öğlen depreminde Nurhak'ta kadınlar içeride kara kazanlar kaynasın diye içeriden erzak alırken üstlerine yıkılan evlerden Nuraklı kadınların sesleri geliyordu enkaz altında. Dağ yollarından ulaşıp oraya gittik. Belediye başkanı, kaybettiğim abimi bulsam bu kadar sevinirdim dedi. Başkanımızla sarıldık. Sonra oradan bir video çektik, çağrı yaptık. Nurhak'a yardımların gelmesi için yolun açılmasının çağrısını yaptık. O kadar erken buradaydık. Ama maalesef devlet yoktu, uzun süre yoktu, 3 gün yoktu. İşin kötüsü, hazırda kışla da kalk deyince kalkan, çık deyince çıkan, teçhizatı hazır, gencecik, aslan gibi bir ordu vardı. Ama birileri orduyu içeride tuttu. Dediler orduyu kullanalım, orduyu kışladan çıkarması kolay, sokması zor dediler. Darbe yapar diye korktular. Ya depremde ordu darbe yapar mı? Mehmetçik acıda yasta öyle bir şey yapar mı? Ama bir korkudur. Kendi kendilerine 15 Temmuz'un yaşanmasına sebebiyet veren ihmaller yarattığı paranoya korku orduyu 3 gün içeride tuttu. O en kritik 12 saat, 24 saat, 48 saat, 72 saat maalesef enkazların altından sesler, enkazların altından inlemeler, yardım çağrıları gele gele çok evladımızı, çok ailemizi, çok eşimizi, çok dostumuzu maalesef kaybettik. Sonra muhalif belediyelerin araçları aman gelmesinler. Üstünde İstanbul yazmasın, Ankara yazmasın. Kolilerin üstüne AFAD yapıştırmadan şehirlere sokulmasın derken büyük zamanlar kaybedildi. Ama en sonunda bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanından AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, her siyasi partiden belediyeler yardıma koştu. İyi ki de koştular. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, deprem bölgesine gelip de depremzedeye bir karton bardakta çay vermişse bile hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonraki dönemde de doğruya doğru demeye, eğriye eğri demeye devam etmemiz lazım. Sonrasında tabii ki Kızılay'ın çadır beklerken millet çadır satmasını mı konuşmak lazım? Yardım beklerken İBAN yollayıp milletten para toplamalarını mı söylemek lazım? Sıkıntılar büyüktü. Ama esas sıkıntının büyüğü şimdi yaşanıyor. İnsanoğlunun birinci ihtiyacı beslenme ihtiyacı. Onu ilk günün sonunda çözmeye başladık. Bir çorbayla, bir çayla, bir simitle, kuru ekmekle, sonrasında kurulan mutfaklarla o sorun bir şekilde çözüldü. Ama barınma sorunu çözülmedi ve o gün ülkenin cumhurbaşkanı yaklaşan seçimleri de görerek, gözeterek hızlı bir söz verdi. Dedi ki bir yıl içinde ben herkesin evini vereceğim dedi. Şimdi biraz önce buraya çıkmadan önce basın danışmanımız Şevket arkadaşımız Sayın Erdoğan'ın yarım saat önce burada yaptığı teslimatı ve rakamları verdi.
Kahramanmaraş'taki konut ihtiyacı devletin resmi rakamlarıyla 110 bin. Sayın Erdoğan'ın bugün teslim ettiği konut sayısı 9.289. Konutların %8.2'si Kahramanmaraş'ta verildi. Yani depremin yıl dönümüne herkes eve girecek demişti. 100 depremzededen 8'i bu akşam evde, 92'si konteynerde, çadırda. Barınma sorunu çözülmedi, çözülebilecek gibi de görünmüyor. İlerleyen dönemlerde vereceklerini, taahhüt ettiklerini verse dahi rakam 2 ay sonra %10'a çıkacak. Yıl sonunda %20'leri, %25'leri bulursa ne hala. Ayrıca bugün Kahramanmaraş'ta teslim edilen konutlarla birlikte Türkiye'de teslim edilen toplam konut sayısı 27.318. İhtiyaç 650.000. Kendi ifadeleri, bir yıl sonunda Türkiye'deki oranda %4.2. Yani 100 kişiden 96'sı çadırda, konteynerde bu akşam. Oysa devlet sözü vermişlerdi. Bir yıl içinde kalıcı konutları vereceğiz demişlerdi. Oyu bize verin demişlerdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak konutlar bedava demiştik. Onlar paralı ama bir yıl içinde hemen demişlerdi. Bu sözün tutulmamasının ve 100 kişiden 96'sının bugün çadırda, konteynerde kalmasının da takipçisi olacağız. Bu sorunun çözülmesi son derece önemlidir. Tabii bunun için yerel yönetimlerin de sizin yanınızda olması lazım. Bunun için Pazarcık'ta Pazarcık'ın güvendiği, bu kentin güvendiği birinin olması lazım. Vallahi bütün bu konuda iddia koyanların ben göstermiş oldukları cesarete ve vatanseverliğe şükran duyuyorum. Ama ben bu konuda en çok Haydar Başkan'a güveniyorum. Sizin evladınıza güveniyorum. Büyük şehirde de sıkıntı büyük. Büyük şehrin büyük sorunlarını bir iddia koyarak çözmek lazım. Ben uzun süredir Kahramanmaraş'ın bir arayış içinde olduğunu biliyorum. Biz de hemen içimizden birini tutalım, büyük şehir adayı yapalım, aldığımız oyu alalım, çekilelim demedik. Bir arayışa girdik. Güçlü bir aday olsun dedik. Kökü sağlam. Dedesi bu partinin kurucu il başkanı olsun ama ailede her siyasi görüşten güçlü figürler olsun dedik. Vatanseverliğine, milliyetçiliğinden kimsenin şüphesi olmasın ki yarın yine tutup birileri olur olmaz iftiralar atarken abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun diyelim dedik. Dedik ki Zeynep Hanım gibi birisi olsun, gelsin bu şehrin ablası olsun, anası olsun dedik. Başarılı bir iş insanı, iyi bir yönetici bundan sonraki süreçte hakkınızı sizinle birlikte dile getirecek, icabında söke söke alacak birisi. Benim de ona bir sözüm var. İkisine de sözüm var. Bu seçimleri kazansınlar. Zeynep Hanım'ın kardeş belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Ankara Büyükşehir Belediyesi. Söz veriyorum. Haydar Bey'e de Türkiye'nin en güçlü, en kuvvetli ilçe belediyeleriyle, Kadıköy'üyle, Beşiktaş'ıyla, Konağı'yla, Karşıyaka'sıyla kardeş belediye yapmaya, dünyadaki siyasi akrabalarımızın Pazarcık'a ve Kahramanmaraş'a katkı sağlaması için her türlü imkanı, fonu seferber etmeleri için en büyük desteği vermeye söz veriyorum. Yeter artık, bu mahkus tarihi bunlar değiştirir. İki tane aslan gibi belediye başkan adayımız var. Bunlar bunu mutlaka değiştirecekler. Ben Kahramanmaraş'ı çok önemsiyorum.
Aldığımız oy düşük olabilir. Milletvekili sayımız bir yetmez. Bu seçim iki çıkardık. Birisi ittifak ortağımıza gitti. Ama belediye, çok sayıda belediye almamız lazım. Büyük şehire bizim bir elimizin dokunması lazım. Çünkü bu iş artık nasılsa oy veriyorlar diye köyleri, mahalleleri çantada keklik görme dönemi bitti. Bir Nacar Mahallesi var değil mi? Nacar Mahallesi. Orada sizin Nacarlılar oyları veriyor AK Parti'ye değil mi? Ama ne oldu? Depremde en büyük yıkım Nacar'da çivi çakmadılar. Nacar'ı yalnız bırakmaya değil, Nacar'da gece gündüz sizinle birlikte yaşamaya, Nacar'ın sorununu çözmeye geliyor Zeynep Başkan. Söz veriyoruz. Koşçağız var. Koşçağız var. Kocadere mahalleleri var. Bu mahallelerde içme suyu sorunu var. Koskoca Büyükşehir Belediyesi bu sorunları halen daha çözmemiş. En büyük mahallelerinizden Ufacaklı Mahallesi içme suyu problemi var. Devam ediyor. Bunu arkadaşlarımız sürekli bize dile getiriyorlar. Tetirlik, Şahintepe, Ortaköy'de yol sorunu var. Yol sorunu bile çözülebilmiş değil. Ayrıca 108 evin yıkıldığı Ördekte'de var. Zamanında gittik. Her türlü söz verildi. Biz önden gittik. Onlar arkadan gittiler. Ben hiç gelmediysem bu pazarcağa 10 kere geldim. Orhan Sarıbal kardeşim Narlı'da 60 gün yattı. Burada dönüşümlü olarak görev yapan Bursa milletvekilimiz o zaman Eczacı Erkan, Sevda vekilimiz, çok sayıda arkadaşımız geldiler, sürekli çalıştılar. Sorunları biliyoruz ama bu sorunların bu kadar çözümsüz bırakılmasına dayanamıyoruz. Ben ana muhalefet partisinin genel başkanıyım. Ben burada bilirim. Tayyip Erdoğan tutmuş şeriat demiş, yok başka bir şey demiş. Ben bu tartışmalara girmem. Bunlar suni gündemler. Pazarcığın sorunu, Maraş'ın sorunu barınma. Buranın sorunu işsizlik. Buranın sorunu emeklilere 10 bin liranın yetmemesi. Buranın sorunu gelecek kaygısı. Buranın sorunu barınma sorunu. Bunların her bir tanesini çok önemli birer mesele olarak görüyoruz. Bundan önce örneğin Pazarcık'ta bilmiyorum kaç tane aday var AK Parti'de, biri gösterildi. Vallahi diğer onu da biliyor ki, bu pazarcağa artık bir başka elin değmesi lazım. Ben AK Parti'nin belediye başkan aday adaylarından dahi Haydar Başkan'ı o istiyorum. Destek istiyorum. Bu pazarcığın makus talihi değişsin istiyorum. Katı particilik yok. Biz onu İzmir'de yaparız, İstanbul'da yaparız, Bolu'da yaparız, Antalya'da, Kayseri'de, Konya'da yaparız. Burada yok. Burası yas evi. Burada particilik olmaz. Seçildikleri gün, aha bak burada, seçildiği gün bu rozeti çıkaracak. Ne takacak? Türk bayrağını takacak. Ya da belediyenin rozetini takacak. Diyecek ki bundan sonra herkesin başkanıyım. Zeynep Başkan da, Haydar Başkan da, AK Partili'nin de başkanı, MHP'linin de başkanı. Eğer Pazarcık, Kahramanmaraş ezbere AK Parti'de kalırsa, vallahi şöyle olur. Nasıl oy veriyorlar derler. Ya kardeşim derler, Ördek Dede'ye söz verdik, çivi çakmadık derler. Yine aldık oyu derler. Yine aldık. Buna bir şey yapmaya gerek yok derler. Nacar'ın tepkisi varmış. Nacar'ın tepkisinden ne olacak derler. Nasılsa bize veriyor. Çantada keklik bunlar derler. Ama verin oyu. Değiştirin belediyeyi. Bakın nasıl üstünüze titriyecekler. Çantada keklik olmadığınızı, artık canınıza tak ettiğini, artık hiç olmazsa yerel seçimde
bir sarı kart gösterdiğinizi, bundan sonra hizmet, ilgi, alaka istediğinizi gösterin. Bakın size bakış açısı bundan sonra ne olacak? Ben o yüzden bir kez daha bu Miraç Kandili gününde Peygamber Efendimizin Allah katına yükseldiği bu kutlu gecede hem kandilinizi kutluyorum, kandiliniz mübarek olsun, hem de bir yıl önce Allah katına, Allah'ın huzuruna giden bütün deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Onlar geceleyin yattıklarında ertesi sabah kalkıp işe gitmek için. Neydi işi? Kimi öğretmendi, öğrenci okutacaktı. Kimi bankadaydı, emekli maaşı da atacaktı. Kimi askerdi, nöbet tutacaktı. Kimi karnımızı doyuracaktı, fırında ekmek yapacaktı. Kimi sadece çocuğuna bakacaktı. Kimi çoluğunun çocuğunun rızkı için gidip çalışacaktı. Hepsi gözünü yumdular, bir daha açamadılar. Onların hepsini bu Miraç Kandili akşamında Allah gani gani rahmet eylesin. Bir daha pazarcığımıza, bir daha Maraş'ımıza Allah böyle büyük felaket yaşatmasın. Bundan sonra böyle acıların yaşanmaması için elbette dua edelim, ama yapacak bir şey daha var. O da oyumuzu verirken bundan sonra dikkat edelim. Liyakatli isimlere, size sahip çıkacaklara, pazarcığı, Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracak dürüst, çalışkan, güzel insanlara destek verelim. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Genel Başkanımız öncülüğünde Hacı Ahmet Mezarlığı'nda...